Şimdi standart sorular ve çözümleri bölümüne girelim. Burada hız, ivme ve konum zamanla ilgileniyoruz. Anlatımı biraz önce dinledin. Burada ne demiş? Bir cismin t saniyede aldığı yol st 2t kare eksi 3t artı 6 şeklinde veriliyor diyor. Bu cismin ikinci saniyede aldığı yol kaç metredir demiş. Burada hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani bu soru bize neyi soruyor aslında? S2 kaçtır diyor. Yerine yazdık. Şurada kaç yaptı? 4 kere 2'den 8 eksi 3 kere 2'den 6 artı 6. Bunlar birbirini kaybetti. Bu son cevabı ne olacaktır? 8 metre olacaktır. Evet. Burada görüyorsun cevabı. Her şeyi görüyoruz. Ben kendime baktım neredeyim diye. Bu cismin ikinci saniyedeki hızı dediği için bizim yapmamız gereken bunun türevini bir almak. Türevini aldığımız zaman direkt VT'ye ulaşıyoruz. Sürevi nedir? Bunun 4T eksi 3'tür. O halde bize sorulan soru nedir? V2 sorulmuş. Yerine koydum 8 eksi 3'ten cevabımız 5 metre bölü saniyedir diyeceğiz. Cevap görüyorsun burada. Bu cismin ikinci saniyedeki ivmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş. İvme e, metre bölü saniye kare zaten. O halde buradan itibaren tekrar cevap almam lazım. O zaman ivmeye ulaşıyorum. AT oldu. VT'nin türevi AT oldu. 4 T 3'ün türevi de nedir? 4'tür. Ee, bu ne demek biliyor musun? Bu cismin her saniyedeki ivmesi 4'müş. O yüzden ikinci saniyedeki ivmesi yine nedir? 4'tür diyeceğiz. Yani A2 diye düşün onu. Ne çıkacak? 4 metre bölü saniye kare çıkacak. Onun cevabı da görüyorsun burada. Sonra 1-3 aralığındaki ortalama hızı nedir diye sormuş. Şimdi ortalama hız ee, toplam yer değiştirme bölü geçen zaman olarak algılayacağız. Yani şu soruluyor bize aslında bu soruda. S3 eksi S1 bölü geçen zamanda nedir? 3 eksi 1'dir diye düşünüyoruz. Evet. Peki S3 nedir? Bir hesaplayalım. 3'ü burada yerine koydum. Kaç yaptı? 9, 18 yazacağım. 18 sonra eksi 3 kere 3, 9 artı 6. Arkasından 1 yazacağız. 1 yazınca 2-3 eksi artı 6 ve paydada da neyimiz var? 2'miz var. Burası 9, 15 yaptı. Burası 15. Eksi 2. Bura ne yapıyor? Burası eksi 1, 5 yaptı. Bölü 2 dedik. Ve buradan da neye ulaştık? 5'e ulaştık. Ortalama hızı neymiş? 5 metre bölü saniyeymiş diyoruz. Ve bütün maddeleri de cevaplamış oluyor muyuz? Aynen de öyle oluyor. Pekala geçiyorum. Şimdi yavaş yavaş kaybolalım. Doğrusal bir yol boyunca hareket eden bir hareketlinin... ...T saniyedeki ivmesi budur demiş. Tamam. E, bu hareketlerin başlangıçtaki hızı. Şimdi başlangıç dediği zaman sıfır anını anlıyoruz. Yani V0'ın bize 2 olduğu söylenmiş. Ve yer değiştirmesi deyince de yine sıfır anındaki... Ve bulunduğu konumu anlayacağız. O da S sıfır zaman ya. S sıfırın kaç olduğunu söylüyor bize. 1 olduğu söyleniyor. Şu an bu üç veri var. Sorunun kendisi neymiş? Dördüncü saniyedeki yer değiştirmesi. Yani bize soru S 4ün kaç olduğunu soruyor. İlk etapta bu ivmenin integralini alırsak VT'ye Vt ulaşıyoruz. Onu şuradan devam ettireceğim. Ne oldu? 6T, 6T kare bölü 2'den 3T kare. Sonra artı T ve artı C'miz var. Peki şu veriyi kullanırsak görüyorsun burayı. V 0 eşittir 2 olduğunu burada yerine yazarsak. Aslında bu C'yi iptal edelim. Direkt neymiş? mi zaten. Niye? 0 koyduk. Bunlar 0 yaptı. Eşit 2 olduğuna göre C'nin 2 olması gerekiyor. Tamam. Sonrasında da ben bu kaldığım yerden tekrar bir integral alarak kime ulaşacağım? ST'ye ulaşıyorum. Şimdi 3 tekrarının integrali nedir? T küp. Artı T kare bölü 2 ve artı 2T çünkü bu 7 ya 2T tekrar bir C ile daha karşılaşıyoruz. Bu, bu, bu C'den farklı bir C olabilir. O yüzden buraya C1 yazalım biz. S0'ı 1 vermiş gördün mü? Yani T'yi hey, ben burada sıfır alırsam buna gidiyor zaten 1 kaldığına göre. Aslında bu cebirin yerine de neyi düşüneceğiz? Biri düşüneceğiz diyeceğim. Doğru bana S4 e, sorduğu için S4'ü getiriyorum yerine yazıyorum. Burası 64. Sonra şurası 16'nın e, 4'ün karesi 16'nın yarısı 8. Ve burası tekrar 8 ve artı 1. Kaç yaptı? 64. Görüyorsun 72, 9 81 metre çıktı. Yani 4. saniyedeki yer değiştirmesi 81 metreymiş. Cevabımız neymiş? E şıkkıymış. Evet. Şimdi tabii ki bu bölümde standart sorular ve çözümlerini bitirdim. Birazdan bir konu pekiştirme yapacağız. Orada görüşelim tekrar.